Merhaba canlarım benim, merhaba. Neredeyiz? Şefimizin mutfağındayız. bakalım bize bu akşam ne yapacak kızım. Ve bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, videonun altında yorumları okuyorum. Ben daha önceki videolarda da söyledim. Ben tansiyonla şeker olduğu için tutamıyorum. Bunu tekrar söylüyorum. Oruç, haklısınız. Bir yerde size katılıyorum. Elinizde kahveyle Konya altında diyerekten diye inciyle beraber. Hayatım, etrafımızdakilerin hepsi öyleydi. Sade biz değil. Orada herkesin elinde birer kahve vardı yani. Canım ne diyeyim şimdi? Herkes kendine tutuyor. Evet. Anamın gelmiş yaşı 60'a olmuş, tansiyon tavan, şeker olmuş tavan. Nereye oruç tutacak? Hiç. Eskiden ne tutardık, ne şeyler hazırlardık. Yani. Ya herkesin kendine göre aslında bahane ya da sebep değil ama hastalığı vardır ya da işi çok yoğundur, küçük bebeği vardır. Mesela sen Ecrin'in için ne dedim, kaptı dedinden, Ecrin'de de bizim ne kan şekeri var. Ecrin asla açlığına dayanamaz, böyle titrer. Yavrum kalkmış öğlene kadar duramamış, titremeye başlamış ilk günü. Evet, o tutmak istiyor ama olmuyor yani. İşte yani bak, o ufacık çocuk bile mesela. Olmuyor tabii, biz de üstelemiyoruz. Ay yok canım. Yaşı gerçi 10, hani tutma yaşında yaşı da olmuyor yani. Ha, benim çocuklarıma bakarsan bak, mesela biz hep öyle alıştırdık. 7 yaşından beri hiç bırakmazlardı. Kesinlikle mesela oruçlarını tutarlar ama belirli bir yaştan sonra ben artık tutamıyorum. Mesela Ezrin işte, ben 60, o 10 yaşında. O zaten mesela imkanı yok, tutmaz. Saati geçtiği zaman böyle titriyor yavrum. Hele bize geldiği zaman, anneanneye gelir mutfağa hemen, bizde kaldığı zaman çok acıktım var mı hemen bir şey, başlar elleri titremeye. Bir iki lokma ağzına bir şeyler hemen atması lazım. Ben, o da işte ben de öyle. Böyle tansiyonu düşüyor böyle şey. O şey onun, düşüyor, o kan şekeri, evet onu. Oynuyor yani. Aynen. O yüzden. Neyse, bitti sohbetimiz, ne yapacağız? Taze fasulye. Aynen, taze fasulye yapalım. Fasulye. Ama nereden geldi bir göstereyim. Oh, dolabı doldurmuş, doldurmuş. Kızım Gazi Paşa'ya gittiydi. Beraber geldiğimizde ben de derine öyle dedim, açtım. Oo dedim, pazarlığı fazla düzmüşsünüz dedim. Yo dedi, onların hepsi dedi Gazi Paşa'dan geldi dedi. Doldurmuş Gazi Paşa, ne güzel değil mi, taze taze. Çok güzel işte, eniştesinin yani teyzesinin patlıcan serası var. Hiç. Dayısının muz serası var. Hiç. Tek diğer dayısının da salatalık. Yani hepsinde var, hep sebze var. Yani. Evet. Annesinde işte ıspanak var, pazı var, kendi bahçesine ekti. O şekilde oralardan bir şeyler topladık, geldik. Zeytin, cezve. Bu böyle kurulu mu getirdin kayınvalidende? Yok, kuracağım ben. Ha, kurulu değil mi bu? Kurulu değil. Zeytin de getirmiş. Dolapta biraz var diye onu başlamadım daha. Ha, ama anca olur da annem, anca. Ben de onu kurulu sandım. Sana zeytinyağı getirdim, yine 1 litre koydum. Ooo, oh, işte ona çok sevindi. Nerede o? Evet. Biraz da. Dünürümün yaptığı kendi zeytinlerinden, hiç kokusu yok. Harika, ben bayıldım. Ya arkadaşım beni hakiki zeytinyağı kullansanıza demiş. Benim evimde zaten has hakiki zeytinyağı var. Evet. Hem de hası var. Hası var. Evet. Yani tereyağı da, evet, tereyağı da bazen evde oluyor, bazen olmuyor. Ama çoğu zaman benim evimde olur. Olmadığı zaman da sizden saklamıyorum. Hani neyle yaptığımı, margarinle yapıyorsam margarinle, tereyağla yapıyorsam tereyağla, onu gösteriyorum zaten. Ben 2 litre içiyorum. Hani 2 litre. Kaldır şu tahtayı bakayım, vereyim şu tahtanı. Birisi ne taktı var? Bizim tahtamıza. Gene mi taktı? He. Al, yok değil tahtamızda. Bu şimdi burayı oynattığı için mi kullanmıyor ya da büyük. Bu daha aynen. Ya bu büyük, o daha küçük, daha kullanışlı gibi geliyor bana. Ben o yüzden onu kullanıyorum. Yani hoşuma gidiyor. Hem renk olarak da aslında böyle. Değil mi? Limon kız, ne armut. Aa dur bakayım, ben de bir. Armut gibi de duruyor ama. Yok annem, limon ya, limon. Armut daha farklı olur, çukur olur şurası. Değil mi? Evet, şuradan aynen. Tek onu sonra koyarız. Aynen, koyarız. Zeytinyağından bol bol yiyebilirsin. Evet, domatesi doğru doğru. Oh. Domatesi, hatta şimdi fasulye sadece zeytinyağını yapacağım. Hmm, nefis olur. Her zeytinyağını yapmıyorum. Mesela benim evde başka bir zeytinyağı daha var. Onu da Yüksel'in Gazi Paşa'dan arkadaşı göndermiş bize 5 litre. Mesela o bu kadar güzel değil. Yok, kayınvalideninki çok kokuyor. Güzel. Ama bu kayınvalidenin, evet, bahçesinden olan hiç kokmuyor. Aynen, yani çok güzel. Ağır da değil böyle.
Onu seviyorum, onunla yapacağım. Onda çocuklar anlamıyor mesela. Salataya koyuyorum, anlamıyorlar, yiyorlar. Değil mi? Ha. Ama diğerinden şu, hani o tükensin diye kullandığım zeytinyağı, hem soya hem zeytinyağı koyuyorum. Onu koysam hemen anlıyorlar. İşte annem hazırlarında bile zeytinyağı aldım. İlla ki bir zeytin kokuyor ama kayınvalideninki nasıl yapıyorsa hiç kokmuyor. Anne o zeytininden işte. Ha. Fabrikasından sıkarken. Yani kendi zeytinleri çok güzel. Aa, gittim var ya, geçen sene vermedi ya zeytin. Bu sene dallarında böyle tomurcuklar, o çiçekler nasıl çıkmış zeytin var. O kadar çok ki anlatamam. Anlatamam. İş yerinden soruyorlar. Bir ara şey yap dedim. Çok çıkmış bir dönem. Zeytinyağı kayınvalidem işte bize verdi, çocuklarına verdi, kendisine ayırmış, bayağı bir kalmış onun elinde. Yok mu zeytinyağı alan dedi. Evet, hani iş yerinde söyledim, bir alan bir daha istiyor, bir alan bir daha ya, istiyor. Hatta bu sene elimde yoktu, diyorlar ki bana zeytinyağı yok mu? E yok yani, yok. Yok yani. Yok, olsa getireyim ama inşallah seneye iş yerine gelir zeytinyağına boğacağım. Boğacağım da evet, ama zeytin de bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Evet, evet, bir sene veriyor, bir sene vermiyor. Yani evet. Aslında her sene veriyor da bir sene çok veriyor. Evet. Bir sene az veriyor. Doğru söylüyor. Evet, bu arada yorumları Behr'in her zaman bakamıyor. Yoğun çalıştığı için. Çok güzel yorumlarınız var. Senin yaptıklarını birebir yapanlar. Evet. Tam diyorlar. Aynen. Bu bildiğimiz her zamanki bizim fasulye. Kendi. Aynen. Akşamki fasulye. Yemeğimiz. Biz akşamki yemeğimiz. Bugün taze fasulye. Yapalım, bir tane soğan, bir sarımsak. Bir orta boy soğan, 1 kiloya yakın taze fasulye, 2 tane sarımsak koyacağım. Evra ablanın domates sosu. Kızımın kulağı çınlasın. Evet. Ellerine sağlık olun. Evet. Ondan kullanacağım bir su bardağı. Az bir şey de salça kullanacağım. Çok kullanmayacağım. Yanına da pirinç pilavını yapacağım. Yanına derin su pirinç pilavını çok seviyor. Niyetli çocuğum. Evet. Pirinç pilavı yapacağım. Aslında bulgur yapasım vardı. Cacıkla güzel oluyor. O şekilde. Ama pirinç pilavını daha çok seviyor. Evet. Pirinç pilavını daha çok seviyor. Dengeleyelim şimdi. Fasulyeyi pek sevmez. Evet. Yanına salata, malata, diğer şeyler. Söğüş falan. Olur. Bugün ne yaptın bir tane? Bak inanmayacaksın ama taze fasulye vardı. Ama fasulyeler çok belli annem, tatlı, taze, evet. Şimdi iş yerinde bana her gün böyle sorarlar, yarın ne yapacaksın? Ya da işte bugün kuru fasulye yaptın, üf, benim hanım da evde kuru fasulye yapacak. Ya da patlıcan. Ya arkadaşım menü benim elimde, ben görüyorum, hiç. Ben biliyorum, ben yazıyorum. Bak ben de bugün taze fasulye yapıyorum. Ha işte, yani yapacak bir şey yok, çakıştı, olacak bir şey yok. Çakışıyor yani. Ama hakikaten böyle yerlerde uzaktaşta ben de yaparken bana da şey yaparlardı. Yarın öf benim hanım da gelir. Aa işte o yemek evde de vardı. Ama ne yapayım yani, bak ben hiç. Kendim menüyü gördüğüm halde ben yani. Kendim tutturamıyorum yani, yapıyorum. Taze fasulyeyi severim ben. Benim var ya çok, o kadar çok severim ki fasulyeyi. Bir tane arkadaşım var hatta, bazen beni şey yapar, fasulye yapar, beni çağırır. Sarma fasulye çok severim. Çok sevdiğimi bilir. He. Ne yesek bugün gel fasulye yaptım gel der. Sen çok seviyorsun. Bayılırım ama. Yani taze fasulyeyi hiçbir şey değişmem. Evet, salatası da güzel oluyor ama. O yazın. Yazın evet. Ya böyle aynen. Şey salatası derken soğan, sarımsak da soteleyeceğim böyle. Hatta sotelerken pişireceksin onu. Yavaş ben yavaş konuyorum. Ben sen de haşlıyorum be. Yok. Ya sen farklı yapıyorsun. Şeyle beraber. Şimdi biz bunları, benim kız böyle doğramış. Şu şekilde ince doğruyorum. Bu şekilde birazdan hiç ortadan bölmüyorum. Yani şu büyüklükte ince uzun oluyor. Soğanla beraber aynı anda atıyorum, kavuruyorum onu. Salatasını. Sotesini. Hani sote, ben salata dedim, sen sotesini dedin. Aha ben sotesini diyorum. Kızım bunun nasıl sotesi olur ya? Olur anne, niye olmasın? E onu kavuruyor yani öyle. Fasulye, işte fasulye iyiyse, mesela bu taze fasulye, yani biz kendimiz dalından koparıp da getirdik. Bunu ben şimdi soğanla beraber atıp kavursam bu pişer. Kart değil çünkü. Ey, değil canım, evet. O zaman da çok güzel oluyor. Üstüne tuz, karabiber, harika. Domates istersen domates de atabilirsin sonra da. Hiç su falan koyma, sadece kavuruyorum, kavuruyorum, sarımsak. Aynen. Soteliyorsun. E tabi o şekilde yemek isteyip ama fasulyesi kartsa ilk başta biraz haşlayabilir. Ha, bu kart değil canım, kart olur. Yok bu. Ben haşlayıp da salatasını diyorum. Onun teyzeyle biz yazın çok yiyoruz. Şimdi işte bak elimizde fasulye varsa buradasın. Ne yapacağız? Ne yapacağız?
Ne yapacağız? Bilmem. Fasulyeleri hazırlayıp dip filize atacağız. Çürüsün mü? Tabii çok da getirmişler. Çok da getirdim. Patlıcan var dedim hatta ya. Hatta başkasına da herhalde getirmişsiniz ve ayırmışsınız. Çok, çok getirdik. Bir iki arkadaşa veriyoruz yani. Evet. Şimdi Belgin'e vereceğiz. Yüksel yani. İş yerinden bir arkadaşıma veriyor. Benim bir arkadaşım var, ona vereceğiz. Çok getirdik mi veriyoruz. Yani ne yapıyorum ben, daha da fazlası geldiyse yani. Biraz pişirip onu şey yapıp bir filize atıyorum. Yani. Muzlar var. Gördün mü sen muzları? Abi ben oradakileri görmedim kız, şuradakileri gördüm ben. Yukarıdaki, aman be kızım, orası da muz dolu. Yarım çuval muz var. Ay yarım çuval muz. Ama erecek. Orada erer mi? Erer. Şuraya bak. Yarım çuval var orada. Erecek bunlar. Evet. Yavaş. Aynen. Evet. Aman bozmasın çocuklar da. Ya işte o... Oruç da tutuyor ya, veriyorsun. Şu muzlardan sen de mesela şu sarı, bu tamam, benim hiç meyveyle şeyim yok. Valla meyveyle şeyim yok değil mi? Bak onlar küçük, çok tatlı, lezzetli. Yani tatlı yiyeceğini onu muzu ye. Çok güzel. Onları böyle koyuyorum ben oraya. Şu yukarıdakini işte yavaş yavaş, bir gün sarısını koparsa herkes gün diğeri sarılıyor. O şekilde. Avokado getireydiniz. Ya yeneri gördük ama işte şey olmadı. Yok herhalde. Olsa verirdi zaten. Ha, verirdi. Kayınvalidemler dikmiş 7-8 tane avokado. Öyle mi? Bahçede mi? Ne kadar büyük büyük? Şu kadar. Oo maşallah. Senin filizlerini ne yapacağım? Buraya kocaman şu kadar bak. Valla ben bir şey alalım anne. Alacağım. Şöyle büyük alalım. Şey yapalım ya, kendi evin bahçesine de dikelim. De orada bakan olurum. Orada bakmazlar. Kiracı da söylesen ne kadar ilgilenecek. Ya evin içine koyacağım o zaman. Çünkü bu çok güneş şey, aslında güneşte yazın olur da soğuğa gelmiyor ya. Kışın ha. Evin içine alacağız. Muşamba koysan, sera gibi. Dışarıda mı? He. Çok iyi söylüyor. Peki şeyler, yenerler ne yapıyor orada? Yenerler... Nasıl yapıyor kışın orada? O daha yeni şey ekiyor. Ablası gidin de kocaman ha. Ağacı var zaten. Ha, o ağacı soğuktan nasıl koruyor? Elbet orada da rüzgar soğuk var. Tabii ki rüzgar soğuk oluyor da... Şey yapmıyor. Kimisi seranın içinde. Işte yani kışı şey yaz kış sürekli meyve verecekse seranın içinde tutuyorlar. Ha. Ama sadece yazın mahsul alanlar, bahçesinde olanlar var. Yani kışın mahsul vermez. Ha, bir şey yapmıyor. Kışın vermez ama hani çürüyor etmiyor. Yok etmiyor. O zaman alma içeriye. İşte şey, yazın versin. Antalya o da Gazi Paşa'nın havasından. Yani onu mesela hani Evli ablama dedik ya buca büyütelim götürelim dedi. Aynen. Buraya kar yağıyor burada dedi. Hani buranın ikliminden olmaz dedi. Aynen. Her yerde olmuyor. Antalya'nın yukarısında. Filizlensin bir tanesini de Şerife'ye götüreyim ben. Götür. Gidersek götürelim onu. Götür, o çok seviyor, bakıyor ya öyle şeylere. İşte bizim iş yerinde var. Öyle iki tane buldum, onlar bir tanesi vermiş gene bu kadar filiz. Ay maşallah. Onlar da otel, şey, otelin bahçelerine vereceksin. Valla biraz salça attım. Aynen, az biraz salça da evet. İşte hem yemek canım. Hem muhabbet. Evet, hem sohbet. Herkes zaten biliyor taze fasulye nasıl olur. Yani. Bizim menümüz bugün fasulye. Ama dünkü videoda ne gezdik, ne gezdik, ne gezdik. Ne gezdik. Bir de çekmedik yerimiz var. Güzel, evet. Evet. Bunu iyice sararasıya kadar ben öyle yaparım. Sen de öyle yapıyorsun. Kavuruyorum. Ben fasulye sararasıya kadar ben de öyle yaparım. Ama buna gerek yok işte. Yani bu biraz şey olsa yeter. Yağı görse yeter. Kokusu bile farklı, dalından koparınca ne olacak? Tabii ben hepsini dalından almak lazım. Evet. Şimdi özenecekler ama. Hani hepimizin elinde pişen bir şey yani. Özenecekler tamam da hepimizin... Hayır, dalından olunca onu özenecekler. Tabii, dalından olunca farklı, doğru. Doğru söyledin orada sen. Evet. Çorba tariflerimizi de yapalım. Yapalım. İlerleyen videolarda. Düğün çorbası soruyorlardı. Düğün çorbasını yapalım. Ha, yapalım düğün çorbası. Bir ara dur, düğün çorbasını yapalım. Bakalım, benimkinden farklıdır ama. Size evde böyle kemikli etten haşladığımız düğün çorbası yapmayacağım. Size daha basit yönden, hem lezzeti açısından. Mesela nasıl diyeyim size, bir çay tabağı kıymanız orta yeter. Nasıl kıymadan olacak? Kıymadan. Aha.
etten yapmayayım. Hani bunu herkes evinde yapabilsin diye. Ha, yapabilsin herkes diye. Herkes mesela büyük kemikli et alıp bir şey yapamaz ama yani az bir şeyinizde kıyma varsa ondan yapabilirsiniz. İyi, hadi bakalım anlatma şimdi. Onu da yaparız kıymadan. Ama olsun şey, be. Ekonomik. Ha, ekonomik olarak söylüyorum. Ekonomik, aynen. Ama kemikli et de onda farklı. Yani sen farklı yapıyorsun canım. Tarhanana bile bayılmışlar. Yani hiç içinde bulgur tarhana tanesi gibi. Ama onun iş yerindekiler şey yapamıyor. Mesela ayırt edemiyorlar. Ben bile şey, lezzet açısından ayırt edemiyorum. Aynı değil. Ne tarhana? Şey vardı ya bir tanesi yazmış ya. Rusya'dan mı yazıyor dedi. Almanya'dan mı yazıyor? Bizim burada tarhana yok. Hatta sen de marketten aldırırsın ya. Hı. Hiç alma. Benim dediğim gibi yap. Gerek yok. Evet. Marketten aldır güzel olmaz. Ha, tabii ki olmaz yani. Ben bir kere aldım. Hiç beğenmedim. Bir sefer pişirdim. Vallahi ne yapayım. Ya hazır yani. Çorbalar öyle. Ya onu da şeyi bulamadım. Tarhana bulamadım da o yüzden. Bir de senin mantarın çok güzel oldu. Ya mantar çorbasına bayıldım. O da mesela bakın havalar biraz ısındı. Mantar çorbasını da yapıp iftar önden hazırlık. Hafif yani ağır değil mi? Evet hafif çok güzeldi onu. Şimdi salçayla kavurdum sonra domates söyleyeceğim. Evet, kapatacağız. Aynen domates söyleyip altını kısacağım sonra. Valla yemek tarafından fazla muhabbet oldu. Yani olsun canım hep söylüyoruz işte. Gerçi bunu hepimizin bildiği yani bütün bayanlar büyük şekilde, evet. Bu şekilde yapılır yani. Ya aslında şey normalde fasulyeyi ben şeyi daha çok seviyorum böyle sadece soğan, domates. Yani. Sarımsak. O kadar. Ama mecbur biraz böyle suyu bağlansın diye hafif salçayı ondan atıyorum. Hmm. Yoksa hani elimden gelse şeyde yapasın gelmez. Kıvamlı dursun diye attım salçayı. Evet. Evet çocuğumuz oldu. Salatamız da oldu. Yemeğiniz kaynıyor mu daha kızım? Yemeğimiz de kaynıyor. Evet. Tereyağımız burada. Şimdi pilava geldik. Aynen. Öneriyorlar. Birebir yapıyorsun nefis oluyor diyorlar. Hani sade pilav değil. Evet. Diğer yaptıklarımla. Pirinci sen ıslatırken tuz koyuyor musun içine? Yok koymuyorum. Ben koyuyorum tuz. Tuz koymam. Sadece böyle suda bekletiyorum 20 dakika yarım saat kadar. Kaç sefer pilav yaptık anne öğrenememişsin. Evet. Maalesef öğrenemedim. İşte herkesin yapışı farklı kızım. Ben de mesela tuzlu suda şey, bekletiyorum. Yıllardır alışmış olduğun bir ayağım yani, var. O yüzden evet. Şey bu yön şey mi? Tavuk mu et mi? Tavuk. Aa! Hoş geldin kızım. Suya geldi. Al annem. Hmm. Ne zaman geleceksin eve? Ezan geç olur. Ablam? Ablana söyle, ablanla beraber çık. Ablan o üçlü. Evet. Duydun mu? Duydum. Duydum. Ben de bunun sade pilavı da güzel oldu. Şeydiye pilavı değil mi? He. Ankara tava yapmak lazım. He? Ankara tava. Ankara tava nasıl oluyor? Bundan mı? Şey bak şimdi söyledim bir de Ankara tava yapacağız. İleriki videolarda. Ankara tava. Şehriye pilavı oluyor. Etli. Güzel olur. Oo Ankara tavayı isteriz. O senlik. He içinde et var he. O benlik. İçinde et var. Etle tamam yapalım. Kiminle konuşuyor bu be? Şey arkadaşı. He arkadaşı. Aşağıdan sesleniyorsa. He. Arkadaşım. Anladım. Öyle siz yokken indim hep şurada o karşıda oynuyor. Ya tabii anneanneye de diyorum ama ben ayrılma bir tarafa. Sesleniyor oradan bana. İyi yaşıt arkadaşları var. Vakit herhalde karşıdaki olur. Şey... Ha, ondan güzel şey yapıyorlar. O basıyor zile. Evet. Çağırıyor Ecrin'i.
Evet. Ya online eğitime gir, ondan sonra çık. Ne yapacak evde çocuk? Yani site herhalde. Vakit geçirsinler herhalde. Su koysan annem buna unuttum herhalde. Kettle açacağım da ses yapıyor diye açmak. Ama aç aç. Çok ses yapıyor. Oluyor o kadar. Baksana yukarıdakinin şeyi sesi bile geliyor. Geliyor ya. Bağlanmaz şu anda çalışmıyor bizim ama. Sanki biz bir de çalıştırıyormuşuz gibi. Evet. Çok ses geliyor. Pilavımızı kavuracak 7 dakikada. 7 dakika sonra kapatacağız. Ama 20 dakika açmayacağız. 20 dakika açmayacağız, aynen. Evet. Şu 20 dakikada da buharıyla tekrar kendi kendine pişiriyor değil mi? Biraz evet. Daha evet, demlenmeye devam ediyor. Pilav da güzel oluyor ya. Karbonhidrat ama. Evet. Lezzetli şeyler kilo aldırıyor. Yapacak bir şey yok. Yemeğimizi de kapattın herhalde. Çok güzel olmuş. Evet, böyle pilavımız da kapandı. Daha onu açmayacağız. Ama açmıyoruz. Salatamız, cacığımız, her şeyimiz hazır. Bir şimdi ne kaldı? Ezan. Evet, ezanımız kaldı. Cacığımız, salatayı karıştırmadık daha. O yerken şey yaparız, karıştırırız. Yemeklerimiz bitti. Bekliyor şimdi. Birazdan çocuklara da sesleniriz annem. Hava hem esiyor hem de biraz kapalı gibi. Kapalı bugün ben geldikten servisten inerken güzeldi. Sonra eve geldikten yarım saat sonra bozdum. Ecrin erkedeliydi. Ya dedim üstüne uzun kollu giy. Baktım yana yana geldi gidecek. Sen bana söylesene dedim, seni arayacak. Ya sen dedim bana söyle dedim, ben annene dedim şimdi meşgul etme dedim ben. Anneme soracağım kısa kollu gidebilir miyim? Ecrin ben sana kısa kollu git diyorum ama üstüne hırka al. Beline dedim bağla, üşüyünce giyersin anneannem dedim. Bilmiyorum aşağıda bir yerde mi bıraktı, götürdü mü götürmedi mi onu da bilmiyorum yani. Gitti geldiğinde hırka yoktu bak belinde. Aşağıda bir yere koymuştu. Herhalde büyük ihtimalle. Evet artık biz kaçalım gidelim değil mi annem? Kızım da şöyle bir rahatlasın. İnşallah severek ve beğenerek. Ay tişörtümün rengini pek sevdim. İyi ki bunu al demişim bana ha. Yalnız etiketiyle gezmişim koca gün. Ay eve geldik dünkü videoda. Eve geldim şuraya oturdum. Derin su geldi arkadan dört dedi. Ay dedim o ne anneannem dedim. Anneanne sen bunu da mı gezdin dedi. O buradaydı ben çıkardım da arkaya nasıl yapıştı dedi. Arkama yapışmış. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ne diyoruz? Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.